Merhaba değerli Güne Bakış izleyicileri. Of Kıyıcık'tayız. Kıyıcık Of'un daha önce de ifade ettik. Burada bir program daha yapmıştık. Hakikaten en güzel beldelerinden biri gerçekten. Eskiden zaten Kıyıcık beldeydi. Şimdi mahalle oldu ve mahallenin değerli bir muhtarı var. Sayın Arif Oloğlu. Aynı zamanda Of Muhtarlar Derneği Başkanı seçildi. Kendileri de bunu zaten hak ediyorlar. Hak ettiler ki Of muhtarları Arif Bey'i aynı zamanda muhtarlara derneğe başkan yaptı. Davet üzerine geldik. Davetiniz üzerine icabet ettik. Beraber kahvaltımızı yaptık ve Kıyıcık'tayız. Önce siz dinleyelim, buyurun. Hocam, Güne Bakış ailesi davetimizi icabet ettiği için teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Biz bu dönemde ilk kez muhtarlık aday olduk ve sizin de biraz da desteğinizle bu sesimi aldık. Of'ta Of'un muhtarlarının teveccühüyle Of Muhtarlar Derneği Başkanı olduk. Bir şekilde Of'ta halkımıza değinmek istiyoruz hizmet babında. Onun için de bir mücadele veriyoruz. Elimizden geldiği kadar halkımıza bir çakıl taşı da olsa bir hizmet götürmek için elimize gelen her şeyi yapıyoruz. Güçlükleriniz var muhtemelen. Zorluklarınız var. Zorluklar seçim yatırımları, yani seçimde yatırımlar herhalde çok, bir de ekonomik krizle alakalı hizmet babında çok karşılık bulamıyoruz. Muhtarlık sadece isteme ve halkın taleplerine bir hizmet taşıma babında bir görev, ama biz ne halktan halkın isteklerine karşı verecek bir muhtarlığın bir maddi ve gücü yok. Belediyelerle alacağımız desteklerle halka bir hizmet verme şeyimiz var. Bu hizmet şeyinde de arada kaldığımız için biz muhtar olmadan önce arzu ettiğimizi yapamıyoruz. Bu da sizi rahatsız ediyor. Karşımızda vatandaş olarak 2000 kişi bizden istek yaparken biz tek başımıza muhtar olarak bürokrasinin bütün kalemlerinden hizmet almaya çalışıyoruz, ama alma şeyi çok kısıtlı. Ekonomik şartlar ve bugünkü ülkenin bulunduğu durumla alakalı. Ama elimizden geldiği kadar. Kıyıcık'ın sorunlarını belirlediniz değil mi? Yani belli başlı diyelim 3-5 öncelikli olarak sorunları. Tabii mahallemizin ana sorunları belirledik. Onlar üzerine de taleplerimizi belediyelere bağlı olduğumuz kurumlara ilettik. Ama şu anda ülkenin ekonomik kriziyle alakalı sorundan hiçbir hizmet verilemiyor gibi bir durum var. Bakalım hayırlısı. Bu muhtarlık elimizden geldiği kadar halka değinmek istiyoruz, ama bugünkü şartlarda hizmet alma babında bayağı bir sorun yaşıyoruz hocam. Akşam burada galiba sel gibi bir şey mi oldu? Bir sorun oldu galiba. Bayağı hocam hızlı bir yağmur oldu. Birkaç tane selimiz var. Yol kapandı. Kapandı mı? Yollar, birkaç tanesi kapandı. Şeyi aldık. Yolları açtık. Böyle acil hizmet babında pek bir sıkıntımız yoktu o zaman. Böyle altyapı, sosyal imkanlar, faaliyetler olarak hizmet almak şu anda bizim bu bölgelerde bayağı bir sıkıntılı yani hocam. Evet. Sayın Oloğlu, lojistik merkez yapılıyor buraya. Onun bir yansımaları oldu mu Kıyıcık'la ilgili şu anda? Şu ana kadar hocam yok. Yok. Yani böyle altyapı olarak, kiracı olarak da hiçbir türlü şeyini hissedemedik, ama ileride olacak diyorlar. Ama şu ana kadar bir şeyini hissedemedik. Evet. Varlığını hissedemedik yani, hocam. Yani Of İyidere değil de tamamen İyidere bölgesinde mi etkili, o bölgede etkili oldu mu, orayı da bilirsiniz en azından. Orada yine ufak tefek oranın işte nakliye ve inşaat babındaki sahanda orada yine maddi bir desteği olmuştur, ama Of'a şu anda hiçbir şeyi yok hocam. Henüz yok. Yok. Evet. Bir şey söyleyecek misiniz? Teşekkür ediyoruz biz. Davetinize icabet ettik. Sağ olun hocam. Alakanıza teşekkür ediyoruz. Biz muhtar olarak biraz daha muhtarların değer görmesini istiyoruz. Yani muhtarlarımız sonuçta biz halka hizmet babında
getirmek için sabah kalkıp akşama kadar mücadele veriyoruz. Bürokrasideki büyüklerimiz de bize biraz daha önem verip isteklerimize cevap vermeleri bizi mutlu eder hocam. Evet. Son bir soru. Güne Bakış'ı nasıl biliyorsunuz? Nasıl bilirsiniz? Hocam Güne Bakış olarak her zaman bizim yanımızda oldunuz. Teşekkür ediyoruz ve bir haberi yaparken hiçbir zaman ayrım yapmadan doğru olduğuna kanaat getirdiğinizde haberi yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum hocam. Biz teşekkür ederiz. Maşallah. Sağ olun hocam. Sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Sağ olun.